Merhabalar YKS 2022 Tayfa. Ben her videoda uyarıyorum. Uyarmaktan da bıkmayacağım. Sizler okula kaydolana kadar, o üniversiteye başlayana kadar bu uyarıyı hep yapacağım. Şimdi soruyorsunuz, hocam e-kayıt mı yapacağım, yüz yüze kayıt mı yapacağım? İşte benim üniversitemde bir gün gözüküyor kayıt tarihi, ötekinde iki gün gözüküyor. Sevgili arkadaşlar, bundan sonra takip edeceğiniz yer üniversiteyle ilgili, üniversite kaydıyla ilgili e-kayıt mı olacak, yüz yüze kayıt mı olacak? Tek adres var. O da üniversitenizin internet sitesi. Orada gerekli bilgi yok ise öğrenci işlerine telefon edip sorun. Bakın, kaçırırsınız kayıt tarihini. E-kayıt yapmak bazı üniversiteler için zorunlu, bazı üniversiteler için zorunlu değil. E-kayıt zorunlu olmayan üniversitelerde isterseniz, dilerseniz yüz yüze kayıt yapabilirsiniz. Onun için hangi evraklar gerekli, onu da üniversitenizi arayıp sorun. Yani her şeyde okulla ilgili, üniversiteyle ilgili her şeyde okulunuzu arayıp soracaksınız. Çünkü üniversiteden üniversiteye bırakın, fakülteden fakülteye bile değişiyor. Yani kayıt tarihleri farklı mesela. Atıyorum tıp fakültesinin farklı, hemşireliğin farklı gibi. Onun için buna dikkat edin. Özellikle korkuyorum, yani bu tercihlerle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar olacak diye tercih diyorum, özür dilerim. Kayıtlarla ilgili. Kayıt tarihini bir kaçırırsanız haplı yuttunuz, telafisi yok ona göre. Onun haricinde yurt başvuruları, burs başvuruları, hepsini ben size duyuruyorum. Onlar çünkü ortak. Yani Türkiye genelinde herkesi ilgilendiriyor. Ama senin üniversiten seni ilgilendiriyor sadece. Bunu unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.